Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Çok kıymetli meslektaşlarım, hepinizi en derin saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Uzun bir aradan sonra tekrar bir webinarla karşınızdayım. Gelen mail ve mesajları değerlendiriyorum. Yazılan mailleri gerçekten yüreğim burkularak okuyorum. İnsanların ne kadar mağdur edildiklerini hala duyuyor olmak gerçekten acı verici. Ancak ülkemizde bu mağduriyet politikasını işleyen insanlara da şunu sorma ihtiyacı duyuyorum. O kadar mail ve mesaj, o kadar paylaşım yapıyoruz. İnsanları uyarıyoruz. Nelere ve kimlere dikkat etmeleri gerektiği noktasında her daim son 7 yıldır hiç durmadan uyarıda ve paylaşımda bulunuyorum. Değerli arkadaşlar, anlamadığım şey şudur. Tüm bu uyarılarımıza rağmen bunları yapıyorsunuz. O zaman bedelini ödemeye gelince neden canınız acıyor? Bunu bile bile oynuyorsunuz aslında. Ama buna rağmen son zamanlarda ciddi bir paylaşımda bulunmadık. Ama süreç içerisinde yeni yeni katılımların olduğunu ve eski katılımcıların da sektörden uzaklaştıklarını görüyorum. Çok kıymetli meslektaşlarım, network marketer olmak, multi-level, çok kademeli ticaret ve pazarlama sektöründe var olan, yani sermayesiz, risk almadan, şirket kurmadan, çevrenizi ve potansiyelinizi kullanarak ticaret yapabileceğiniz bu işte neden mağdur oluyorsunuz, neden başarısız oluyorsunuz? Sizi kimler, hangi söylemlerle aldatıyorlar? Aslında nelere dikkat ettiğiniz zaman bundan sonra sizi kimse aldatamayacak. İnsanlarda temel olarak şöyle bir alışkanlık var. Kural çiğneme, kanun tanımama gibi. Evet, hayatımız boyunca da zaten hep biz bunun bedelini ödemişizdir. Önce kısa vadede işimize geldiği için kuralları çiğneriz, kanunları tanımayız. Sonra da bunun bedelini ağır bir şekilde ödediğimizde de mağdur edebiyatı yaparak kendimizi acındırır, kendimize acırız. Aslında hiç de böyle değil. Türkiye, dünyada var olan ülkeler içerisinde nadir ülkelerden birisidir ki tüketiciyi bu noktada korumuştur. Değerli arkadaşlar, 6502 sayılı kanun devleti değil, şirketi değil, doğrudan doğruya bizi koruyor. Biz bu kanuna uymadığımız zaman devlete değil, şirkete değil, kendimize ihanet etmiş oluyoruz. 6502 sayılı kanunun belirlemiş olduğu çizgileri, hatları iyi tanımlamış olursak, buna da uygun davranırsak hiç kimse hiçbir zaman bizi mağdur edemeyecek ve biz de zarara uğramayacağız. Hayallerimiz kırılmayacak. Biz hedeflerimizden vazgeçmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, network marketing yapıyoruz derken nasıl bir suça bulaştığımızın farkında bile değiliz birçoğumuz. Aslında birileri bizim bu hırsımızı, düşünme kapasitemizi kullanmayışımızı çok farklı bir şekilde art niyetlerle kullanıyor. Kimler mi? Şunu istiyorsunuz. Direkt isim göster. Aslında ben direkt adresleri gösteriyorum. Değerli arkadaşlar, her biriniz bulunduğunuz şirketlerde yapmanız gereken tek bir şey var. Bu şirketler kuralların ve kanunların belirlemiş olduğu çerçevenin içerisine oturuyor mu, oturmuyor mu? Yüzlerce, hatta binlerce insan mağdur oluyor mu, olmuyor mu? Neden oluyor? Buna bakma durumundayız. Değerli dostlar, 6502 sayılı kanunun tüketici haklarıyla alakalı ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş bir kanundur. Bunun 80. maddesi ise doğrudan doğruya, doğrudan satış ve piramit satış esaslarıyla alakalı yapılan düzenlemenin kendisidir. Bu 80. maddeye ait ve detay yönetmelikler hazırlanmıştır. Detay yönetmelik demek de şudur. Kim bu kanunu art niyetli bir şekilde kullanır, nasıl kullanır, vatandaş da biz tüketiciler olarak da kendimizi nasıl koruruz, bunun detayı verilmiş. Hangi şirkette olursanız olun, şimdi söyleyeceğim kanun maddesine iyi bakın değerli arkadaşlar. 6502 sayılı kanun 80. maddesine ait
yönetmeliğin, yani mesafeli satış, iş yeri dışı satış yönetmeliğinin, doğrudan satış yönetmeliğinin 4. fıkrası. Lütfen okuyun. İşe başlamak için veya sistemde kalabilmek için giriş yaparken veya distribütörlük paketi adı altında ihtiyacınız olmayan bir veya birden fazla ürünleri sizi almaya mecbur tutuyorlar ise emin olun siz suç işliyorsunuz. Emin olun siz bir Ponzi şirketiyle muhatapsınız. Emin olun siz bir gün yakalandığınızda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yani MASAK yani dolandırıcılık kanunuyla muhatap olacaksınız. Hakkınızda ciddi anlamda bir suç duyurusu olursa da 5 ila 10 yıl hapis cezası alacaksınız demektir. Biz bu gerçeği sürekli kenara koyuyoruz. Birilerinin abarttığını söylüyoruz. Şirket ismi vermeden basını biraz takip ettiyseniz son 6 ayın içerisinde yüzer yıl hapisle yargılanan arkadaşlar var bu sektörde. Yüzer yıl arkadaşlar. 11 defa müebbetle yargılanan insanlar var. Neden? İnsanların ahını aldılar. Canlarını yaktılar. Tekrar ediyorum. Hangi şirkette olursanız olun. O şirketle alakalı tek ölçü 4. madde demiyorum. 4. maddeyi elinize alın. 1, 2, 3. Ondan sonra gelen 4. temel oradaki maddede şunu yazıyor. İşe başlarken daha çok komisyon alabilmeniz için veya distribütör olabilmeniz için veya sistemin içerisinde kalabilmeniz için zorunlu aktifliği yok ama yenileme, hesap yenileme gibi bir ad altında sizi ihtiyacınız olmayan bir ürün veya birden fazla ürünü almaya mecbur tutan şirketteyseniz emin olun suç işliyorsunuz. Şöyle bir anlayış var değerli arkadaşlar. Bir şirket vergi veriyorsa neden suç işliyor olayım? Şu söyleyeceğime lütfen dikkat edin. Türkiye Cumhuriyeti'nde 18 yaş altındaki insanlara sigara veya alkollü içecek satmak suçtur, yasaktır, cezası vardır. Hepiniz görüyorsunuz. Maalesef bu kurallara uymayan, bu kuralları takmayan, tanımayan birçok gerizekalı vardır. Aslında bu bizim neslimizi koruyor ama biz bunu bir fırsat zanneder, kanun çiğnemeyi de bir erdem zanneder. Hiçbir satıcı ben buradan vergi veriyorum diye suçsuz olduğunu söyleyebilir mi? Kanunu çiğneyerek elde etmiş olduğun bir satıştan vergi ödüyor olman ne seni ne de satış yaptığın insanı suç işlemiş olmaktan alıkoymaz. Dolayısıyla 5237'li ceza kanununun da muhatabı olursunuz. Şimdi sizden benim bir ricam var. Değerli meslektaşlarım. Mağdur olduğunuzda kızıyorsunuz, üst kolunuzda kızıyorsunuz, alt kolunuzda kızıyorsunuz, olmuyor diyorsunuz. Olmuyor, olmuyor dediğiniz şeye baştan yanlış başladığınız için olmuyor. Siz network marketing yapmak üzere başladığınızı düşünürken aslında güne başladığınız gün dolandırılmış oluyorsunuz. Eğer ki bir paket alıyorsanız, eğer ki size daha çok kazanabilmeniz için daha yüksek bir bedelle paket alma gibi bir aptallık, bir gerizekalılık sunuluyorsa, distribütör kaydı olabilmesi için paket alacaksınız lafı yalandır. Network marketer dediğimiz doğrudan satış insanı, uzmanı, personeli, değerli arkadaşlar, kendisine ait bir vergi kaydı açmadığı sürece bir tüketicidir. Tüketici olduğu halde de pazarlama hakkına, tavsiye etme hakkına sahiptir. Bu oyuna sakın gelmeyin. Distribütör kaydı veya müşteri kaydı gibi bir aptallık olamaz. Herkes müşteridir. Ta ki bir mükellef gider de vergi dairesinden kendi adına vergi numarası alır, aldığı ürünler için faturasını şirket adına kestirirse bu arkadaş da o %20 ödenen stopajı artık ödemez. Bunlar apayrı konular. Ancak oyuna gelmeyin. Network marketing yapan insanlar özgürlükçü insanlardır. Özgür olabilmek için zamanlarını, paralarını
daha iyi ve daha özgür kullanabilmek için bu işe girdiğini söyleyen insanlar çok kısa bir zaman içerisinde uşak muamelesi görmeye başladıklarını anlarlar, iş işten geçmiş olur. Hiç kimse kimsenin uşağı değildir. Sizi kimse yönlendiremez. Siz her biriniz birer hür müteşebbissiniz. Kendi işinizi yönetiyorsunuz. İstediğiniz kadar çalışırsınız, istediğiniz kadar da kazanırsınız. İster müşteri satışı yaparsınız, ister distribütör kaydı yaparsınız. Değerli arkadaşlar, network marketer olmak demek, ahlaklı olmak demektir. Kimsenin mağdur olmasını istemiyorsak, ileride de insanların suça bulaşmasından kaçınıyorsak, öncelikle dikkat edin. Bundan iki gün önce yine burada paylaştım. Bir şirket distribütörlerine, yani bağımsız müteselsiz temsilcilerine, efendim senin yenileme süren gelmiştir, yenileme yapacaksın. Arkadaşlar, en yakın Cumhuriyet Savcılığına gidin, o gelen mesajı gösterin. Suç işliyorlar, ponzicilik yapıyorlar, sahtekarlık yapıyorlar, dolandırıcılık yapıyorlar. Adını neyle süslerseler süslesinler. Derhal size yenilemen geldi, paketin geldi, alman gerekir gibi laflar edenler varsa bilin ki sahtekardır, dolandırıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti yasaları bizi korumak için var arkadaşlar. Yasaları çiğnemek göz açıklık değildir. Bir gün bedeli ağır olur. Size tavsiyem, mesleğinize sahip çıkın, hayallerinize sahip çıkın. Bir de tüm bu uyarılarımıza rağmen, tüm bu bilgi paylaşımlarımıza rağmen, tüm bu gerçeklere rağmen, alt kolların, üst kolların veya şirket temsilcilerinin size büyük bir ihtimalle Şeref Hoca'yı takip etmeyin gibi telkinlerde bulunacağından emin olabilirsiniz. Niye? Maymunun gözü açılsın istemiyorlar. Maalesef insanları kullanmayı bir erdem zannediyorlar. Değerli arkadaşlar, kimse kimseyi kullanmasın. Herkes hayalinin peşine özgür bir şekilde koşsun, kazansın. Helal kazansın. Değerli dostlar, çok kıymetli meslektaşlarım. Türkiye'de hangi şirket Ponzi? Türkiye'de hangi şirketler Ponzi? Yani sahtekar, yani dolandırıcı, yani 5237 sayılı MASAK kanununa göre insan dolandırıyor. Bunu sizinle paylaştım, tekrar ediyorum. Yenileme, giriş ücreti, distribütör kaydı, aylık alım, puan alımı adı altında dayatılan ihtiyacınız olmadığı halde sadece yılı doldurduğunuz için, sadece puanı doldurduğunuz için bir alıma zorlanıyorsanız siz bir dolandırıcı organizasyon şebekesinin tuzağına düşmüşsünüz. Bundan sonraki yapacağınız tek şey, şayet size yenilemen geldi, paket alman gerekiyor, başlangıç paketi diyen bir organizasyon, bir kişi, bir alt, bir üst kol ne olursa olsun geldiğinde kendinizi ve sizden sonraki insanlığı korumak istiyorsanız en yakın Cumhuriyet Savcılığına gidin, o gelen mail mesajları gösterin. Bu ülkede dolandırıcılara biz baş kaldırmazsak sektörümüzün bu kadar kirlenmesine engel olamayacağız. Değerli arkadaşlar, dürüst insanlar sahtekarlar kadar cesur olmazsa ülkeyi, maalesef sektörü dürüst olmayan, sahtekar olan, dolandırıcı olan insanlar elini alır, parmağında oynatır. Şekil A'da olduğu gibi. Evet, şimdi sıra sizde. Ben sizinle kanunu, maddesini paylaştım. Teker teker elinize alın. 6502 sayılı kanun, 80. maddesinin 25. yönetmelik fıkrasında 4 bendinde çok net bir dille ifade edilen hak ve hukukunuzu korumak için yola çıkın. Şayet size bir şekilde dayatılarak bu kanunu bilmediğiniz için bir alım zorlandıysa, bir paket alma durumunda kaldıysanız derhal iade edin. Onun süresi yoktur. İstediğiniz zaman iade edebilirsiniz. Çünkü kanuna muhalif satışların iptal süresi yoktur değerli arkadaşlar. Bunlar kusurlu satışlardır. Mağdur edildiyseniz hakkınızı arayın.
Değerli arkadaşlar, hepinize çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ancak şunu hiç unutmayın. Dürüstler sahtekarlar kadar cesur olmadığı sürece bu sektör temizlenmez ve bu mağduriyetler son bulmaz. İçinizdeki dürüstlere, yüreğinizdeki vicdanınıza sesleniyorum. Kısa vadeli hesapları bırakalım, öncelikle sektörümüzü ayıklayalım. Temizler kalsın, dolandırıcılar defolup gitsin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli meslektaşlarım.